darbe girişimi ve bunun püskürtülmesiyle ve akabinde de devam ettirdiğimiz demokrasi nöbetimizin bugün 6. günü. Bu nöbetimizde bizleri her akşam yalnız bırakmayan değerli hemşehrilerime, değerli ulusun güzel insanlarına teşekkür ediyorum. Hepiniz bu güzel akşamda aramızda olduğunuz için hoş gelmişsiniz, sefalar getirdiniz. Gerçekten ülkemiz kötü bir, çok kötü günlerden geçiyor ama Rabbim buna müsaade etmiyor. Çünkü kötü gün dediğim aslında şunu kastetmeye çalışıyorum. Hainler çok güzel çok bir plan yapmışlar. Muazzam bir projelerini yapmışlar. Tamam, bir saniye. Değerli Umut Hemşehrilerim, şu anda değerli parti milletvekilimiz Sayın Yılmaz Kuş da telefonda. Kendisi sizlere bir selamlama yapmak istiyor. Sayın milletvekilim, dinliyoruz sizleri. İyi akşamlar. Hayırlı akşamlar. Umut'taki hemşehrilerimize selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ederim. Hayırlı hizmetler diliyorum. Evet, dinliyoruz Sayın Vekilim. Duyuyoruz. Ulus'ta nöbet kesintisi devam ediyor herhalde. Evet, bugün 6. günü. Ankara'dan yola çıktık. Bugün olan hal ilanı ile ilgili mecliste görüşmeler vardı. Onun oylamalarını yaptık ve 3 ay süreyle olan hal ilan edildi. Burada tabii vatandaşlarımız bunun farklı aktaranlar olabilir. Vaktiyatlayanlar olabilir. Evet. Onun için bilmeye fayda var. Bu olağanüstü hal bir yönetimden farklıdır. Geçmişte hakimlerin ilan ettiği yönetimler vardı. Onlarla kalıp karıştırmamak lazım. Olağanüstü halde yönetimiyle valilerde, kaymakamlardadır. Koordinasyonu onlar yapar. Yönetimde ise yönetim askerlerde olur. Ve sıkı yönetim mahkemeleri kurulur. Ama burada ise mevcut doğal hakim üstesi, doğal mahkemeler aynen görevine devam eder. Olağanüstü halin gayesi şudur. Terör örgütü mensuplarıyla devletin içerisinde söreklenen bu mevcutlaştık terör örgütüyle mücadele için olağanüstü hal uygulamasını başlattık. Burada hukukun üstünlüğü, temel hak ve özgürlük idarelerimiz gerçekleştirecektir. Meclisin onayına tabi olan kanun içinde kararnamelerle bu süreç atlatılacaktır. Sürece devam edecek. Tabii 15 Temmuz gecesi ülkemizin demokrasi tarihine geçen kara bir tekmedir. Ama milletimiz bu geceyi göstermiş olduğu kardeşlere, her kılığına girmiş teröristlere karşı göstermiş olduğu dirayetli tavrıyla gösterdi ki bu ülkede ben artık demokrasi dışı, milli iradeye saldıran milletimize şükran borçluyuz. Recep Tayyip Erdoğan gibi bir liderimiz var. İlali Yıldırım Başbakanımız. O gece halkımıza verdikleri cesaretle, halkımız da onlara güven, duyduğu güvenle meydanlara çıktılar. Ve meydanlara çıkış, kardeşlerimizi içimize bitirmiş olduk. Bunlar bu ülkenin
kendi sesi tamamen içerisinde gizlenmiş teröristlerden ibarettir. Tüm milletimiz bu hain terör örgütünün farkına varmış oldu. Aslında 17-25 Aralık darbesiyle, yargı darbesiyle bunlar kendilerini göstermiştir. Ama birilerini maalesef inandıramamıştık bu konuda. Yolsuzluk adı altında soruşturmalar başladığında, hayır bu dosyada içi boş, bunlar sahte deliller dediğimizde inanmamışlardı. Aynı şekilde bizler de Ergenekon, Balyoz sürecinde, orada da yine yargı kullanılarak Türk Silahlı Kuvvetleri'ne karşı yapılan bir darbe girişimi, orada da AK Parti olarak elbette ki o dönemde uyanamamıştık. Gerçekten iktidarıyla muhalefetiyle artık birlik olma günü, bunu 15 Temmuz'da göstermiş olduk. Dolayısıyla her kesim daha sonrası için bu hainlerin tüm devlet kurumlarından, kuruluşlarından temizlenebilmesi için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Halkımız gerçekten çok hırslı bu terör örgütüne karşı, kuruluşlara karşı. Bunlar Kırçık'ı almak istiyor. En ağır ceza, bu anlamda da hukuk zemininde en ağır ceza neyse bunlara verilecektir ve yaptıklarına pişman olacaklar. Bundan sonra gün yüzü geçecekler. Ben gündemdeki tüm her şeylerimle teşekkür ediyorum. Evet. Sayın Vekilim, biz de sizlere çok teşekkür ediyoruz. Bizleri bu akşam bu fırsatı verdiniz, bu fırsatı yakalayıp bizleri yalnız bırakmadınız. Bizlere Ankara yolundan seslendiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Bugün mecliste de ben bir konuşma yaptım. Olağanüstü hale ilgili. Onu da YouTube'dan bulup oradaki hemşehrilerimize dinletebilirseniz, darbenin başlangıcından itibaren süreç ve bu örgütle ilgili açıklamalar ve o halle ilgili hukuki süreci mecliste anlattım. Onu da oradaki meydandakilere YouTube'dan gösterme imkanı var mı yok mu bilmiyorum. Gösterebilirseniz halkımız bilgilenmiş olur. Evet. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. O akşam ilk heyecanı Ulus'ta yaşadım. Ulus'taki o darbeye karşı duruşlarımızı yüreklendirdi. Oradan da beraber zaten Bartın'a geçmiştik. Bartın'daki mitingde de insanlarımızın heyecanı, darbeye karşı koyuşları gerçekten takdire şayandı. O nedenle milletimize ne kadar teşekkür etsek az. Bu uğurda şehit olanlara Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımız var. Kazan'da hemşehrilerimizden yaralananlar var. Dün akşam hastanede onları ziyaret ettik. Bugün olsun, bugün yine gideriz Sayın Vekilim diyorlar. Yani o derece memleketlerine, ülkelerine, bayraklarına sahip çıkan hemşehrilerimiz, milletimiz var. Ben hepsine buradan şükranlarımı sunuyorum. Hayırlı akşamlar Sayın Vekilim. Biz de teşekkür ediyoruz. Görüşmek dileğiyle. Sağ olun, teşekkürler. Evet, çok değerli hemşerilerim. Gerçekten bu akşam Sayın Bartın Milletvekilimiz Sayın Yılmaz Tunç da bizlerin arasında en azından Ankara'dan şu anda yola çıktılar. Meclis biliyorsunuz bugün yoğun bir çalışması vardı. Çalışmayı bitirdi ve yola çıktılar. Ve biz de bu teknoloji imkanıyla da bir konuşma yaptılar. Biz çok kendilerine teşekkür ediyoruz. Bir kere daha teşekkür ediyoruz. Allah kolaylıklar versin. Evet. Çok değerli ulus hemşerilerim. Gerçekten 15 Temmuz akşamı artık Türkiye'nin miladı, unutulmaması gereken ve hiçbir zaman hatırlarımızdan çıkartmamamız gereken bir önemli bir gün olacak artık tarihimizde. Bugün artık demokrasi ve şehitler günü olarak inşallah hükümetimiz de bu konuda mecliste karar alacak. Her yıl bu mutlaka unutulmaması gerekiyor. Çünkü gerçekten ülkemiz çok büyük bir tehlikeyi bertaraf etti ama tehlike geçmedi.
Şu anda 3 aylık bir bugün meclisimizde olağanüstü karar, olağanüstü hal yasası yürürlüğe girdi. Tabii bu ne demek oluyor? Şunu şöyle bak, Sayın Milletvekili'nde anlattılar. Gerçekten bu halkımıza bir sıkıntı getirmeyecek. Kime getirecek? Bütün devletin kurumları olağanüstü çalışacak. Yani ne demek bu? İçimizde, hücrelerimize ne kadar işlemişse bu güruh, bu hain örgüt, onları temizlemek için gayretle mesaimizi sonuna kadar harcayacağız. Bu bütün kurumlar için geçerli. Çünkü inanın 40 yıl, 50 yıl hücrelerimize kadar girmişler. Bir emirle halkına bomba yağdırabiliyor. Bir emirle gidiyor devletin televizyonun önüne geçirebiliyor. Bir emirle komutanını derdest edebiliyor, onu öldürmeye gidebiliyor. Bir emirle ülkenin halkın seçtiği, %52 oyla seçtiği bir cumhurbaşkanını öldürmeye gidebiliyor. Bu o kadar vahim bir durum, o kadar bir tehlikeli bir örgüt ve bundan... durdurmamamız gerekiyor. Bu kişiler her zaman bu ülkeye bugün yapmıyorsa yarın mutlaka bir tehlike verebilir noktasıyla artık devletimiz teşebbüsünü duyduğumuzda biz belediye başkanı, belediye meclis üyelerim, il genel meclis üyelerimiz ve diğer halkımızla beraber ilçe teşkilatlarımız bizler hemen sokağa indik. Ve uyanıklığa o da fırsatı yakaladı. Arkasından yarım saat sonra da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sesini duydu ve ondan sonra da ulus halkı ve Türkiye'nin bütün insanları meydanları doldurdu. Çünkü çok büyük bir tehlike olduğunu, eğer onlar bize seslenmeseydi belki biz çok geç kalacaktık. Rabbime şükürler olsun diyorum ki iyi ki bunlar bizim başımızda var. Eğer gerçekten korkan, biliyorsunuz yıllarca en ufak bir darbe girişiminde şapkasını alan liderlere biz alışmıştık veya biliyorduk. Ama iyi ki bizim bu dönem şu andaki Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız dirayetti ve gerçekten burada bize gösterdikleri dirayete şükran duyuyoruz. Ayrıca çok kıymetli muhalefet partisi liderlerimiz Sayın Devlet Bahçeli, Sayın Kılıçdaroğlu gerçekten çok güzel bir duruş gösterdiler. Onlara da minnettarız. Onlar da bizim gerçekten şu anda bu ülkenin önü açıksa bu birlik ve beraberliğin sayesinde. Onun için ulus halk olarak biz bugüne kadar bizim için kim gayret ediyorsa her zaman o insanlarımızı, o büyüklerimizi her zaman takdir ederiz. Ama biz de kendimiz uyanık olmak zorundayız. Dimdik ayakta olmak zorundayız. Çünkü geleceğimizi birileri gasp etmeye çalışıyorsa bizim duruş göstermemiz gerekiyor. İşte bu demokrasi nöbetlerimizi bazı merak ediliyor. Niye her akşam her akşam? Çok kıymetli hemşerilerim, gerçekten biz akşam nöbetimizi tutuyoruz. Sabah 8'de de işimize geçiyoruz. Hiçbir şey yokmuş gibi hizmete devam ediyoruz. Buna sizler de şahit oluyorsunuzdur. Biz 16, belediye olarak söylüyorum, 16 Temmuz sabahı Sümenler yolunda yol tamiratına gittik sabah erken. Halbuki Türkiye kaos deniyordu. Ama biliyorduk ki meydanlarda her şey millet kontrolünde. Biz önce işimiz, ama gerekirse tankın altına da gireriz. Kurşunun önüne de siper oluruz. Ama bu ülkeyi her şeyden önce çalışan insanlar kurtaracak. Gayret eden insanlar kurtaracak. Yüreğinde azıcık iman olan insanlar kurtaracak. Çünkü gördük ki bir insan canını nasıl böyle bir taşla tankın önüne durabiliyorsa bunu iyi düşünmemiz lazım. Bu bizim insanımızın içinde var. Bu bizim içimizde var. Bizim genlerimizde var. Dünya bunu görmeli. İşte Türkiye 6 gündür bu 6 gece bütün meydan, gündüz Türkiye'de her şey normal, çalışmalar sürüyor ama geceleri her gece sabahlara kadar da dimdik ayakta.
Dünya bizi izliyor arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Bizler bu konuda bu duyarlılığı gösterdiğiniz için hepinize ben ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bunu herkes için bakın. Önce sizler kendinize teşekkür edin. Yani bu duyarlılığı göstermek hep çok insana mahsus değil. Ben şimdi biraz sonra geçsem kahvelerde hala oyun oynayan insanlar vardır. Umurunda değil dünya. Ama bir gitsen işler bozuk, hayat kötü ama neyin olduğunu farkında değil. Kendinin farkında değil. Allah o insanlarımıza da, o kardeşlerimize de yardım etsin. Ama şunu bilelim. Bu ülkede mesele, memleket meselesi ise her şey bir tarafa atılmalı. Diğerleri teferruattır. Başka şeylere çok takılmamamız lazım. Olay memleket meselesi diye bakmamız lazım. Yoksa kolay, yani konuşmak kolay. Kahveden doğru atıyoruz, tutuyoruz. Ama gelelim işin başına. Çalışabiliyor muyuz? Gayret ediyor muyuz? İnsanlarımızın birliğine, beraberliğine ne kadar destek veriyoruz? Bunu biraz düşünmeleri gerekir insanların. Ben bu konuda gayret eden, bizleri yalnız bırakmayan, ülkesinin meselelerinde duyarlı olan tüm ulus halkına teşekkür ediyorum. Tekrar hayırlı akşamlar diliyorum. Bu akşam biz yine şimdi yatsı namazı okunacak. Yatsı namazından sonra bizim burada yine ikramlarımız devam ediyor. Oturacağız, yine konuşacağız. Yine ülkemizin bu önemli meselesinde demokrasi nöbetimizi Ulus Cumhuriyet Meydanı'nda devam edeceğiz. Ne zamana kadar soruluyor bir de bize. Evet, Cumhurbaşkanımız bizi sokaklarda bu nöbetçi demokrasi nöbetine davet etmesi bitesiye kadar biz nöbetimize devam edeceğiz. Öyle değil mi? Çünkü biz şu anda Türkiye'nin neresindeyiz? Ulus'tayız. Ülkemizi yönetenler en iyisini biliyor. Niye? Onlar tehlikenin ve önemli olan dış güçlere karşı burada verdiğimiz mesajdır arkadaşlar. Çünkü bu millete kimse zincir vuramaz. Zincir vurmaya, buranın bu milletin iradesine el koymaya çalışanın elini kırarız. Onun için biz bu duruşumuza devam edeceğiz. Tekrar iyi akşamlar diliyorum.